Dün akşam gece saatlerinde özellikle çiftçilerden, Kızıltepe'li çiftçilerden çok yoğun mailler aldım. Elektrik kesintilerin orada işleri sekteye uğradığı, özellikle Daireciler Derneği'nde dükkanın açılamadığı elektrik kesintisi nedeniyle çok yoğun şikayetler almıyoruz. Bu konuda bize neler söyleyebilirsiniz? Tabii yani son bir yıl itibariyle aslında biraz daha da geriye gittik. Söyleyemez ama evet. Yani benim milletvekili dönemimden başlayan bu hep başı karşıya kaldığımız bir sorun. Hala giderilmiş değil. Yani giderilmesi için temelde bazı farklı politika değişiklikleri yapması lazım şirketin. Evet. Ama tabii bu şirket de bu işi kar etmek için almış bulunuyor. Ama onlar ifade ediyorlar ki biz bu işte kar değil, sürekli zarar ediyoruz. Evet. Dolayısıyla burada eğer sürekli bir zarar söz konusu bu vatandaş da bu arada vatandaş da mağdur oluyorsa o zaman durum, yeni bir durum değerlendirmesi yapılır. Ve yani söylediğiniz gibi Kızıltepe'den ve başka yerlerden Mardin'in bütün ilçelerinde kesintiyle ilgili çok doğru şikayetler alıyoruz. Bu kesintilerin aslında hani bu sulamanın başlamadığı bir tarihten önce de olması ayrıca burada dikkat edilir bir konu. Çünkü şeyde yani yeraltı makasından tüketiminde kullanılan enerji tabii bir şeyi yani bir açıkçası şirketle üretici arasında bir problem doğmasına yol açıyor. Geçen sene şey yapılan, teklif edilen bir model var. O da dönem başına belli bir fiyatlandırılıyor. O şirket şimdi bundan vazgeçip sayaç da almak istiyor. Vatandaş da sayaçın kendisini mağdur edeceğini düşünüyor. Haklı olarak ve ben toprağımın tümünü bile satsam sayaç üzerinden yapılacak okumanın bundan doğan parayı ödeyemez. Dolayısıyla biz bakanlık nezdinde de girişimlerde bulunduk. Evet. Önümüzdeki hafta içerisinde hem şirket yönetiminin hem de bizlerin ve ilgili kurumların muhalelik bizim toplantıya düşünüyoruz. Muhtemelen sanırım çarşamba günleri yapabileceğiz zannediyorum. Fakat bu arada şirket yönetim kurulu arkadaşımızla da çok uzun bir telefon görüşmesi yaptı. Belki bir saate yakın sürdü. O derdini anlattı. Yani vatandaş da sorun çözülmedi. Vatandaş da bizden yardımcı oluyor. Ama şirket sahipleri de aynı şeyi aynı kalemde başlıyor. Biz de hayal ama herkese de yardımcı olalım. Her şeyin bir ortaya olmalı. Siz mağdur olun. De vatandaş mağdur olsun diyoruz. Oradan ayın 18'ine kadar kesintilerde bir verimleşme bekliyoruz. Şirket yönetimi bunu ifade etti. Bizi ricada bulundu. Dedi ki en azından ayın 18'ine kadar bu kesintileri durdurun. Çünkü siz kuyu kazan vatandaşı ücretlendirmek istiyorsunuz. Bunu yapamadığınız zaman da elektriği kesiyorsunuz ve o elektrik kesisiyle birlikte faturasını ödeyen, düzenli ödeyen köylerin de elektriğini kesmiş oluyorsunuz. 8 saat elektrik kesisi yaşayan köylerimiz var. Şuradan başlayarak gece kesintilerine normalleşeceğine dair bir söz aldık. Ayın 18'ine kadar. İnşallah insanın 18'ine kadar da bir çözüm yolu bulunur. Bir daha kesintilerle karşılaşmayız. Tabii kalıcı çözüm sulamayla ilgili problemlerin çözümünden geçiyor. Biliyorsun, kamp projesinin bir an önce bitmesine tekabül eden bir iş. Hükümet oranıyla da tabii. Bir ikinci sorun daha var. Bir de dün Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ağabey'in 6-7 yaşa başında mahalle muhtarlarına çalışmış. 3 tane mahalle muhtarlarında konuşmada işte hükümet sadece bizle uğraşıyor. Bizim başarısızlığımız için çalışıyor.
işte devir aldığınız şey hiçbir şey devir almadı, enkaz devir aldı. Açıklaması oldu. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz efendim? Yani tabii Ahmet Bey'in önce biraz yavaşlamaya yapmıştı. Ben bir sonra diğer Mardin'e tahsis edilen rakamlara bakıyorsunuz. Son derece ciddi rakamlar. Ama yaptığı araştırmalara baktığımız zaman bu tahsis edilen ödeneklerin Mardin'e verilmesi için tahsis edilen ödeneklerin çok da yerinde harcanmadı. Yani yüzde belki çok az, %7-8 gibi bir miktarında projelere aktarıldı ama geri kalanının hep çok keyfi istihdam yoluyla işe alınan personel için harcadığını görüyoruz. Bu parti sende görüyoruz. Yani Ahmet Bey de çok iyi bilir ki Diyarbakır ve Diyarbakır başta olmak üzere Diyarbakır var ve artık şey belediyesi var mı? Büyükşehir belediyesi ve buna bağlı olarak da 70-80'e yakın belediyenin sorunu hükümet mezunluğu değil, hükümetin bu belediyelere şöyle davaya davranması değil. Ben sorunum doğru bir politik hatta durmuyor olmaları. Bu da tabii büyük bir harekete yol açtı aslında. İşte hendek politikalarına karşı genel yönetimler çok büyük harekete uyanmadılar. Bunun faturasını ödüyor Mardin halkı. Keşke Ahmet Bey, yani hükümete yönelik bu eleştirilerini yaparken partisine de yapabilirsiniz. Ve Hüseyin Bey de mesela şu anda olup bitenlere zar geçikte daha önce hükümetlere yönelik bir şey söyleseydik. Çünkü bizi Ahmet Bey gibi deneyimli bir politik açıdan bunu hep bekledik. Ben şahsen herkes sana ve bunun içeri gelen biri olarak hem Ahmet Bey'in hem Leyla Hanım'ın başkalarının şu an bu dönemde çok büyük bir proje mesaj vermeleri ve mesajın halka gitmesini tabii ki. Ama sustular, yani suskunlukla geçirdiler. Şimdi bu kuralları toplayıp eleştirenin çok fazla bir değerini yok. Bu kuralları toplamışken, yani Hüseybin'deki, şu an Hüseybin'deki işgali gerçekleştirenlere yönelik bir çağrı yapsaydı Ahmet Bey, bence çok daha faydalı olabilirdi. Çünkü Ahmet Bey de çok iyi biliyor ki burada bakanlıklar düzeyinde hiçbir zaman Ahmet Bey'in kafasındaki Mardin'le ilgili iyi projelere yönelik bir engel söz konusu olmadı. Ahmet Bey istediği zaman bizler milletvekiliyiz ama o da en az bizim kadar bakanlıklarla görüşebilir, Mardin'in sorunlarını dile getirebilir. Ama bunu yapmak yerine bence yani projeyi üretmek, çözüm yolu üretmek yerine hükümet suçlama yapıyor. Mardin'de HDP'nin belediyeyi alacağını bile bile yani büyükşehir yasasına geçirmiş bir hükümetiz. Hiçbir zaman biz kazanamayız bu belediyeyi. O halde şey yapmayalım, büyükşehir yasasından vazgeçelim dememiş bir hükümetiz. Dolayısıyla bunun da kıymetinin bilinmesi lazım. Çünkü biliyordu, işte blok oyları nedeniyle, Kızıltepe ve Hüseyin'deki blok oyları nedeniyle Mardin büyükşehir olsa bizim alma şansımız azalacaktır. Ama biz buna şey yapmadık. Çünkü Mardin'de yerel demokrasinin gelişmesini AK Parti'nin siyasi çıkarları açısından görmüyoruz. Siyasi çıkarları açısından bakmıyoruz. Mardin gibi çok etnisiteli, çok dilli, çok kültürlü bir modeli yerel demokrasiden mahrum bırakılmasına gelecekte çok vahim sonuçlar yaratacağını bildiğimiz için Büyükşehir Yasası'nın Mardin'e de uygun olmasını kabul ettik. Dolayısıyla yani burada kıymetinin bilinmesi lazım ama maalesef bilinmedi. Çok teşekkür ederim. Abi bir dakika.